Sonra bana Ertuğrul getirin, Bey. Ben imzalayacağım. Evrakların bankaya yetişmesi gerekiyor. Sizden birkaç imza alacaktım da. Buyurun şöyle. Şuraya bir para. Buraya bir imza. Tamam. Efendim, kusura bakmayın ama ben sizi pek iyi görmedim. İyi misiniz? Mihri iyi mi? Mihri iyi. Benim kafam biraz karışık ama çok önemli bir şey değil. Sağ ol. Hadsizlik ettiysem eğer. Estağfurullah, rica ederim. Olur mu öyle şey? Neslihan. Buyurun efendim. Bir şey soracağım sana. Çözmen gereken bir olay var. Ve herkes bu konuyla alakalı başka başka şeyler söylüyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ama senin birine inanman lazım. Ne yapardın? Yani konunun muhatabı kimse, onunla konuşurum. Önemli konular olayların birinci kişilerine sorulmalı bence. Bu kadar basit değil mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Alo. Nur Sema, hayırlı günler. Hayırlı günler Ertuğrul Bey. Buyurun. Ben dünden beri düşünüyorum ama işin içinden bir türlü çıkamadım. Bugün babanla da konuştum. Ama herkes başka bir şey söylüyor. Şimdi işin içinde kızım olmasa seni rahatsız etmeyeceğim ama... eğer senin için de uygunsa bir görüşüp konuşabilir miyiz diyecektim. Tabii eşin de gelebilir. Tabii Ertuğrul Bey. Biz Mihri için geliriz yani. Çok teşekkür ederim. Ulus'ta elit restoran var. Bir saat sonra uygun mudur? Tamam Ertuğrul Bey. Biz orada olacağız. Teşekkür ederim. Canım. Hayatım, nasılsın? Müsaitsin değil mi? Müsaitim. Bayağı iş var, çalışıyorum ama problem değil, buyur. Ertuğrul Bey aradı. Bizimle buluşup konuşmak istiyor da. Ne konuşacakmış? İşte dün akşam olanları, benim başıma gelenleri, taşanları falan. Gerçeği öğrenmek istiyormuş. Bir saate Ulus'taki... Benim bildiklerim bana yetiyor Nursema. Hayır yani... bu meseleyi tekrar tekrar konuştuğumuzda bizim elimize ne geçiyor Allah aşkına? Ama Mihri için. Bana ne Mihri'den ya? Hayır. Biz bu meseleden uzaklaşmaya çalıştıkça... sürekli karşımıza mı çıkacak bu bizim? Vallahi bak gerçekten Nursema, gideceğim bu herifin kapısına, dayanacağım. Tamam, tamam. Söylemedim farz et, tamam mı? Sen sinirlenme. Peki ben gidebilir miyim? Yani bir kadının hayatı söz konusu. Benim başıma gelenler onun da başına gelsin istemiyorum. Ben gidebilir miyim? Ne diyeyim Nursema, git. Yani bu yaşananlardan sonra senin... yüzleşmeye gücün varsa her şeyle... git yani. Hoş geldin Nursema. Hoş buldum. Eşin sonra mı gelecek? Hayır, gelemiyor. Anladım. Peki. Ben bir şey merak ediyorum. Seninle sergiye gittiğimiz gün eşinin bundan haberi var mıydı? Yani bir şeyleri anlamak için soruyorum da. Vardı tabii ki de. Umut rahat biridir. Böyle şeyleri dert etmez. He. Fazla rahatmış. Konumuza dönelim biz. Bu arada iyi misin?
Dün gece çok kötüydün. Aklım sende kaldı. İyi sayılmam. Ertuğrul Bey, dün akşam benim ve ailemin anlattığı her şey birebir doğru. Yaşandı. Eksiği var, fazlası yok. Ben zaten olayı ilk ağızdan öğrenmek için seninle konuşmak istedim. Ailem beni sevmediğim, hiç istemediğim biriyle zorla evlendirdi. Çünkü onlara göre İbrahim iyi bir ailenin oğluydu. Babalarımız tanışıyordu. Aile yapılarımız birbiriyle birebir aynıydı. Yani benim İbrahim'le mutlu olmamam için hiçbir sebep yoktu. Eşin peki bu konunun tam olarak neresinde? Hiçbir yerinde. Ben uzaktan uzağa Umut'u seviyordum. Ama tabii ki de aileme karşı gelemezdim. Evlendiğimiz ilk gece İbrahim bana saldırdı. Korkunca daha da öfkelendi. Sonra da beni tartaklamaya başladı. Sen tabii bağırıp çağırdın. Kimse gelmedi. Duymamaları imkansız ama kimse gelmedi. Sonra ben kendimi korumak için cama çıktım. Yaklaşırsa kendimi atacağımı söyledim. Benim tek amacım onu kendimden biraz uzaklaştırmaktı. O ama bana hiç acımadan aşağı itti. Yani İbrahim'in anlattığı gibi olmadı hiçbir şey. Ertuğrul Bey, ben içinde Allah korkusu olan bir insanım. Kusura bakmayın. Yani ben kimsenin boşu boşuna günahına girmem. Ben sana inanıyorum Rüsema. İnanıyorum. Ben size devamını da anlatayım. Ben gözümü açtığımda bir hastanedeydim. İbrahim'in annesi gelip beni tehdit etti. Aileme hiçbir şey anlatmadım diye. Kapıma bir adam diktiler. Telefonumu elimden aldılar. Aileme de İbrahim'le balayında olduğumu söylediler. Ben buna inanamıyorum tabii. Yani bu kadar zamandır tanıdığım insanların böyle olması asıl kendime kızıyorum. Ben nasıl görmedim bunu diye. Nasıl görmedim? İçinde karanlık olan insanlar bunu gizlemeyi çok iyi beceriyorlar. Ben bunu çok acı bir biçimde öğrendim. Ertuğrul Bey, benim amacım İbrahim'den intikam almak falan değil. Şeytan görsün onun yüzünü. Ama ben kızınızı Mihri'yi çok sevdim. Benim başıma gelenler onun da başına gelsin istemediğim için bu çabam. Benim yaşadığımı başka bir kadın daha yaşamasın diye. Şikayetçi olmamayı sen mi istedin? Senin tercihin miydi yani? Ben olanlardan sonra çok uzun bir süre ailemle de hiç görüşmedim. O sırada bir arkadaşımın evinde kalıyordum. Yani kimseyle görüşmek istemedim. Sonra da aradan çok zaman geçti. Dava da alınıp budaklanacaktı. Benim tek derdim o sırada bu olanları unutmak ve iyileşmekti. Sen de haklı olarak tabii aileni suçladın. Suçlulardı çünkü. Suçlulardı.
beni hiç sevmediğim bir adamla evlendirdiler. Benim fikrimi sormadılar bile. Bu kararın benim için en doğru olduğuna inandılar. Ama ben ölümden döndüm. Suçlulardı çünkü. Tamam, tamam. Tamam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hem kendi adıma, hem Mihri adına. Bana inanıp inanmamanız hiç önemli değil. Bundan sonrası sizin bileceğiniz iş. Ama inşallah biz Mihri'nin hep güzel haberlerini alırız. İnşallah. İnşallah. Gel bakalım. Gel. Ay Doğa, bu çok büyümüş. Büyümüş mü? Ben her gün görüyorum ya, anlamıyorum büyüdüğünü. Ya birazcık da ben kucağıma alayım. Gel. Gel. Sen kolunu böyle tut. Ben vereceğim. Vallahi. Yavaş yavaş. Kafasına dikkat et. Ay biliyoruz nasıl tutacağımızı da Alevciğim. Bak bak, Alev'e bak sen. Yeğeni söz konusu olunca nasıl da kaplan kesiliyor. Ya ne bileyim, küçücük ya, korkuyorum. Ben meyveleri getireyim. Aşkım. Dikkatli olun. Doğa. Yardıma ihtiyaç var mı? Sağ ol Fatih. İçeri gidebilirsin. Kıvılcım abi. Ben aslında yardıma değil de sizinle konuşmaya geldim. Dinliyorum. Ben özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Ben yaptığım bütün yanlışların farkındayım. Bazı anlarda sinirli, çok saygısızlık ettim size. Farkındayım. Ne olur affedin beni. Fatih bak. Ne deseniz, ne yapsanız haklısınız. Ama ben sadece siz değil, yemin ediyorum, kendi ailemi de kırıp geçtim. Sadece size olan bir şey değildi. Ve tek derdim Doğa'yı geri kazanmaktı. Onu çok seviyorum. Çok aşığım. Ve Doğa olmadan yaşayamam kalıcımın. Fatih, sevgi böyle bir şey değil. Sevmek insanın canını yakmak değildir. Gerçi biz millet olarak çocuklarımızı bile severken canını acıtarak seviyoruz ama bu doğru bir şey değil. Kıvılcım abim, siz de hiç yapıcı olmuyorsunuz. Doğaya en ufak şeyde boşanın diyorsunuz. Güçlü kadın olmasını mı istiyorsunuz? Bunun için benden boşanıp bebeğimize tek başına bakmasına gerek yok. Doğa zaten çok güçlü bir kadın. Bakın, ben hatamı kabul ediyorum. Ve son bir kez şans istiyorum. Bu konuda da sizin yardımınıza ihtiyacım var Kıvılcım Hanım. Bir deneyeyim. Deneyeyim, olmazsa tamam. Siz bu hayatta hiç mi yanlış yapmadınız? Haklısın. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Ama ben kızımın karşısına geçip kocanın evine geri dön. Aldattıysa ne yapalım yani, elin kiridir diyecek bir kadın değilim Fatih. Ayrıca senin yaptıkların sadece aldatmayla kalmadı ki. Avukatımı sayayım, doktorumu sayayım. Evin önünde bize yaptıklarını mı sayayım? Fatih, seni sinirlendiğinde gözün hiçbir şey görmüyor. Ben de kızımı düşünüyorum. Ya Fatih, sinirlenince acaba kızımın neresine bir zarar verecek diye düşünmek istemiyorum. Hayır, asla. Böyle bir şey olabilir mi? Size söz veriyorum. Doğan'ın gözünden tek bir damla yaş bile akmayacak. Söz veriyorum.
gelip bana destek olun demiyorum zaten. Ama en azından şu kırgınlığı, küskünlüğü bir kenara bırakalım artık. Belki de hiçbir şey yaşanmamış gibi olur tekrardan. Peki. Zaten bu saatten sonra benim çok fazla yapacak bir şeyim yok. Doğa senin yanında, bebeğin yanında. Bir dakika, siz beni affettiniz mi? Teşekkür ederim. Kıvılcımım, sağ ol. Ben şunları bir götüreyim. Siz hiç zahmet etmeyin, ben hemen şöyle yardımcı olayım. Buyurun. Sağ ol canım. Birinin de içinde kelebekler uçuşuyor. Canım kızım benim. Bir tane. Kızım, bebeğimizi emzirdin değil mi? 2 saatte bir emmesi lazım, onun huysuzlaşır sonra. Kızım hakkındaki kararları ben verebilirim. Size gerek yok. Biz lokantada da bunu yaptık bugün. Oradan geldi zaten, Zülker getirdi. Ay nasıl temiz, nasıl çalışkan bir çocuk o. Bugün geldi. Canların halini görünce Abdullah Bey valla silivereyim dedi, pırıl pırıl yaptı. Ay o çocuğu kim bulup getirdiyse Allah ondan razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Amin. Mustafa, anlatmazsam içim şişecek. Suyu anlat o zaman Nilay. Sen alışkınsın zaten suyu anlatmaya. Fatih, oğlum şu nikah meselesini de halledelim bir ara. Arada kaynamasın o mesele. İyi dedin Abdullah Bey, bak doğru, bir de o var. Tamam baba. Ne nikah? Kızım boşandınız ya siz. Evleneceksiniz işte tekrar. Yok canım. O nereden çıktı şimdi? Olmaz canım. Gayrimeşru hayat mı yaşayacaksınız? Yakışmaz bize. Millet ne der sonra? Nikahınızın kıyılması şart. Millet bizim nikahımızı düşünmüyor, merak etmeyin siz. Hem sizin için dini nikah daha önemli değil miydi? O var işte, yeter. Dini nikah elbette önemli. Ama resmi nikah olmadan da beraberlik olmaz. Biz hallederiz, ayarlarız baba. Sen bana sormadan neyi ayarlıyorsun ya? Ben seninle evlenmek istiyor muyum bakalım? Aynı evdesiniz ya, çocuğunuz var bir de. Laf söz olur sonra. Bakın benim zamana ihtiyacım var. Tamam mı? Kafamı henüz toparlayamadım. Karar verince ben haber veririm size. Oğlum. Anne. Doğa banyoda herhalde. Evet. O varken hiç sevemiyorum ki torunumu. Yanına yanaştırmıyor beni. Vallahi hasret kaldım. Sev anneciğim. Ay babaannesinin kuzusu. Bir tanesi. Ben seni çok özledim ama biliyor musun? Oğlum. Bak hazır yalnızken konuşalım. Bu Doğan'ın hali tavrı hiç normal değil. Eve döndü. Nikah istemem diyor. Nasıl bir şey bu? Kapris yapıyor anne işte. Siz de yanımızda olunca geri adım atmış gibi gözükmek istemiyor tabii. Yok yok, bu işin içinde bir iş var gibi geliyor bana. Ne olacak ki? Vallahi bilmiyorum. Sen gene de gözünü dört aç. Sonra dizimizi dövmeyelim.
varken kararı bulup gözyaşlarıyla karşılarken onunla mücadele eden avukatı Feyzan Yıldırım'a sarılarak kutladı. Mağdur olan tüm kadınların her zaman yanındayım. Adalet yerini buldum. Biz de çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Kızım, bak bunları Malatya'dan özel getirttirdim. Tut. Süt yapar. Ye bakalım. Teşekkür ederim. Ben almayayım. Kızım, benim için yemeyeceksin. Çocuğun için yiyeceksin. İnat etme işte de ye. Tamam. Yiyeyim. Edo, şimdi okul ne olacak? Bebek olunca okul hayatı bitti değil mi? Hayır canım, devam edeceğim. Bebek ne olacak? Tek çalışan ya da okuyan anne ben değilim ya. Herkes ne yapıyorsa ben de onu yapacağım. Ben boştayım, ben bakarım. Hah, bak iyi fikir anneciğim. Gerek yok, ben kendim bakarım. Çocukla beraber okul zor olur yavrum. Sen hiç öyle hayallere kapılma bence. Ne hayali anlamadım. Zaten Fatih de müsaade etmez. Annesini çocuğunun başında ister. Fatih bana karışamaz. Ben onun karısı değilim. İstediğimi yaparım. Yakında sonuçta evleneceksin. Günah böyle evde oturman. Metres misin sen? Tövbe estağfurullah. Yani eğer buna metreslik deniyorsa, evet, metresim. Ay dağlara, taşlara, ağzından yel alsın kızım. Ne biçim konuşuyorsun? Siz bir an önce nikahlanın. Laf söz olur. Laf söz olması benim umurumda değil. Ha bu arada, istersem okula giderim, istersem bebeğime bakarım. Siz bunları dert etmeyin. Benim hayatım, benim kararım, benim bebeğim. Biz odamıza gidelim. Ya sabır. Ya sabır. Doğacığım. Anneciğim. Ne yapıyorsun, iyi misin? Ah canım benim, iyiyim. Bu rüzgarın başımı açtı. İşle uğraşıyorum. Aa, ne işi? Ay, bu alevle rüzgarın olayına da tam vakıf olamadım. Çatlıyorum merakımdan. Yok, çatlanacak bir şey yok. Aynalar bıraktığın gibi. Değişiklik yok yani. Tutturdu bana kanalda eğitim programı yap diye. Onun için deneme çekimi yaptık. Ama olacak gibi değil, boş ver. Aa, gerçekten mi? Süper, senin adına çok sevindim. Bunları boş ver şimdi, sen nasılsın? Bir sorun yok değil mi? Sana bir şey diyen kimse falan. Beni merak etme. Bana burada bir söyleyen bin istiyor. Doğacığım bak, burası senin evin. Bunu biliyorsun. İstediğin zaman da buraya gelebilirsin. Hiç kimse de buna engel olamaz. Biliyorum anneciğim. Biliyorum, aklım bende kalmasın. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Tamam güzel kızım. Öpüyorum seni. Amca. Selam Fatih. Aleyküm selam, gel amca. Nasıl gidiyor? Şükür amca. Sen nasılsın, iyisin? İyi çok şükür. Nasıl? Doğayla durumları toparlayabildin mi? Vallahi doğa barut gibi. Selamlayı verilmiyor, öyle söyleyeyim. Haksız mı? Ben de bir şey demiyorum zaten. De. Ne yapacağım yani? Bu böyle gitmez amca. Bir akıl versem. Vallahi Fatih, bu sana kaçıncı akıl verişim ben sayamadım açıkçası. Ama yapacağın şey karını ve bebeğini alıp Kıvılcım'ın kapısını çalmak. Benden nefret ediyor. Hep aynı şeyi söylüyorum ama haksızlar mı? Amca ben şimdi oraya gidip kapıdan dönmek istemiyorum.
Fatih, başka çaren yok. Eğer karını tekrar kazanmak istiyorsan bu riski almak zorundasın ve hatalarınla yüzleşmek zorundasın. Tamam. Dediğini yapacağım amca. Hem ben de orada olacağım. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Peki. Sen baya baya orada yaşıyorsun yani. Evet. Çok da mutluyum. Ne yapıyorsunuz? Gazını çıkarıyorum. İyi. Bitince haber ver, çıkalım. Nereye çıkıyoruz? Anneannesine gideceğiz. Nasıl yani? Ben. Sen giyinirken ben de Cemre'yi giydireyim. Maşallah. Paraneye giderken bir güzel süsleyeyim ben kızımı. Hı? Olur. Aşkım benim. Güzel kız. Maşallah. Ay bir dakika. Yedek bez aldın mı, bir bakayım? Bak bakalım. Tamam, almışım. Çıkabiliriz. Oğlum. Anne. Nereye? Bir şey mi oldu? Kıvılcım Hanımlara gidiyoruz. Gece gece. Bir mahsuru mu var? Yok kızım, ne mahsuru olsun. Gidin tabii. Cemre'yi de bana bırakın o zaman. Annem kaç gündür Cemre'yi görmüyor, Pembe Hanım. Kızım, daha bu çocuğun kırkı çıkmadı. Sokağa çıkmaması lazım. Hastalanır, Allah korusun. Hadi Fatih. Hayırlı akşamlar anne. Oğlum da oyuncak etti elinde. Almışlar el kadar bebeği, gece gezmesine gidiyorlar. Ha bir de bana böyle gözlerini aça aça konuşuyor. Vallahi bak, susuyorum susuyorum, çok fena patlayacağım. Ne diyorsun hanım yine? Doğa ile Fatih, Cemre'yi almışlar Kıvılcım Hanımlara gidiyorlar. İyi işte, kız annesiyle görüşecek. Belki Fatih ile arası düzelir. Fatih zaten ayran budalası olmuş. O cin gibi çocuk gitmiş, böyle melül melül bakıyor. Öbürü de emir veriyor ona, hadi Fatih diye. Seninki de fino köpeği gibi peşinde. Tövbe estağfurullah. Senin sinirlerin bozulmuş hanım. Neden acaba? Ay Allah'ım, sen bana sabır ver ya Rabbi. Ben bu Zülker'i yanıma alayım diyorum. O nereden çıktı şimdi? Temiz çocuk, çalışkan. Her iş geliyor elinden, dini bütün. Ne yapacak burada? Kahyalık yapar, yardım eder bana işte. Zaten Sönmez Hanım çok eziyormuş onu orada. Uyduruyor. Sönmez Hanım öyle bir insan değil bir kere. Öyle biri. Onların hepsi öyle. Anasına bak, kızını al. Yahu bize yemek gelmesine bile karışıyormuş. Sana ne? Orası benim oğlumun yeri. Mustafa da kabahati mi? Öyle anne 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 diye peşinde dolaşırsan tepene bindirirsin. Zülker Mustafa'nın çalışanı bir kere. Olmaz. Bir kahyamız eksikti. Ben konuşurum Mustafa'yla. Bak yardımcısız kaldık. Hayat ne zaman gelecek belli değil. Yeğenini yollayacak ama bakalım uyacak mı bize? Uyar, niye uymasın? Hem zaten hayat gelecekmiş. Kaç gün kalacak kız burada? Öldürürüm ulan seni. Lan seni! Ne oluyor? Öldürürüm lan! Umut! Umut yapma, dur! Umut dur.
Abdullah Bey. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Kendinize gelin. Yapılması gerekeni yapıyorum Ertuğrul Bey. Bu adam benim kızımı camdan attı. Ne? Kızım bunun yüzünden ölümden döndü. Hadi oradan. Asıl kızın kendini attı. Sonra da suçu benim oğluma attı. Ulan öldürürüm lan ben sizi. Öldürürüm lan! Oğlum hayır, sakin. Benim hiçbir suçum yok. Babama gelip oğlun kızımla evlensin diyen sen değil miydin? Bu kız sorumluydu. Bu herifle de ilişkisi vardı. Kızı bana kakalamaya çalıştı bunlar. Umut hayır. Ulan bak karım hakkında doğru düzgün konuşar. Allah senin belanı versin. Allah asıl sizin belanızı versin. Yolarım seni. Ertuğrul Bey. Bunlar mafya. Bunun kardeşi. Oğlum bu inşaatın çatısından aşağı attı. Oğlum sizin yüzünüzden aylarca hastanelerde süründü be. Ağız bile yaptı. Benim kızım komadayken bizden gizlediniz. Ne biçim insanlarsınız? Mihri yalan. Yalan söylüyor bunlar. Bu herifi çulsuz diye beğenmedi bunlar. Kızı bana kakalamaya çalıştılar. Ben durumu öğrenince de kız kendini camdan aşağı attı. Seni öldürürüm biliyor musun? Abdullah Bey lütfen. Seni şerefsiz seni. Dur Mustafa. Abi yeter. Bir durun. Bir durun ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Burası benim evim. Her ne yaşandıysa yaşandı. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ayrıca benim evim intikam alınacak yer değil. Lütfen kendinize gelin. Sizi çok ama çok ilgilendiriyor Ertuğrul Bey. Keşke kızınızın bu mahlukatla evlenmek üzere olduğunu söyleseydiniz. Abdullah! Yeter artık. Yeter! Ağzından çıkanı kulağın duysun. Baba, hadi çıkalım baba. Umut tamam, tamam. Abdullah tamam. Bey lütfen. Tamam. Lütfen. Tamam. Abdullah Bey lütfen. Oğlum, lütfen sakin ol. Oğlum Allah aşkına ne olur. Ay çantam kaldı. Nur Sema yürüm. Benim yaşadıklarımı yaşamak istemiyorsan bu pislikten hemen ayrıl. Sonra da kendine dikkat et. Ah oğlum, oğlum. Sağ ol güzel kızım. Ertuğrul Bey, bunların burada olacağını bilsek hiç gelmezdik yani. Oğlum zor kurtuldu bunların elinden. Bakın o kız hasta, marazı var. Bu gecelik bu kadar yeter. Hepimiz için çok zor bir gece oldu. Gerçekten biz doğruyu söylüyoruz. Bize inanın. Daha önce evlendiğini söylemedin bana. Yani Mihri o evlilikten sayılmaz ki. Kızım, kız attı kendini işte. Neler etti bize? Neler etti? Bunları daha sonra konuşalım mı? Lütfen. Bence de. Hayırlı akşamlar.